Beyin maddeyi etkiler tabii. Yani şöyle diyelim, ruh. Ruh maddeyi etkiler. Mesela Musa, Hazreti Musa çıkıyor. Allah'a çok iman ediyor, Allah'a çok tevekkül ediyor. Madde etkileniyor, mesela deniz yarılıyor, açılıyor. Allah'ın dilemesinin. Ama tabii bu etkiyi Allah meydana getirir. Yani mesela karşı tarafa geçiyor Müslümanlar. Mesela kayaya asasını vuruyor. Asadan suya ihtiyaç var. Çok zor durumda müminler. Abdest alacaklar, su yok. Dua ediyor. Kayaya asası vuruyor. 12 ayrı yerde, 12 ayrı yere vuruyor. 12'sinden de su çıkıyor. Ama bu tabii o anda müminlerin ihtiyacı olduğu için Allah tarafından peygambere vahyediliyor, Hazreti Musa'ya. Yani kalbine vahyediyor. O da vahyi yerine getiriyor. Ama beyin gücü demeyelim de burada tabii ruhun talebi. Ruhun talebi sonucunda bu oluşur. Yani dua sonucunda oluşur. Duanın gücü vardır. Dolayısıyla ruhun gücü vardır. Dua da hatta müminin silahıdır peygamberimiz ifadesiyle. Biz de mesela Cenab-ı Allah'tan rica ediyoruz, Allah'tan, Allah'a yalvarıyoruz. İslam'ın dünyaya hakim etsin en kısa sürede. Mehdisini zahir etsin, Mehdi'ye bize talep etsin. İsa Mesih'e bize talep etsin. Allah bütün münafıkları helak etsin. Yerle yeksan etsin, içlerine, kalplerine acı düşürsün. Allah her şeylerini ters düz etsin. Allah akıllarını ellerinden alsın, Allah onları felakete sürüklesin. Kalplerine ızdırap ve acı versin. Kalplerini yaksın. Kalplerine çok şiddetli ızdırap nasip etsin. Müminlere bereket, hayır versin, güç versin, kuvvet versin. Münafıkları kızdıran, müminleri sevindiren güzellikleri kat kat müminlere Allah bahşetsin. Evet, dinliyorum.